Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere AdSense üzerinden ilk açtığımda, sistemi ilk açtığımda ne kadar kazandım ve şu an ne kadar kazanıyorum bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Umarım sizlere faydalı olabilirim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İsterseniz laf fazla uzatmadan hızlıca videomuza geçelim ve detayları ben sizlere anlatmaya başlayayım. Şu an karşınızda görüyorsunuz kanalım 1740 civarlarında abonesi var. Sizler de abone olarak destek olabilirsiniz. Eğitim videoları çok fazla izlenmediğinden dolayı aboneye ihtiyacım var açıkçası. Bunun dışında zaten bu bir seri olarak çekmeyi planlamıştım ve çekim işlemini de gerçekleştirdim. 6 videodan oluşuyordu ve bu videoda 7. videosu AdSense üzerinden nasıl para kazanabiliriz diye. 1. videosunda bu konuyla ilgili bilgiler verdim. Seride neler olacağından bahsettim ve blog açmayı göstermiştim. İkincisinde ücretsiz tema bulma, işte temayı düzenleme, siteye uyumlu yazı yazma adsense başvurma ve onaylanma siteye reklam kodu ekleme e, ve siteye trafik çekme ile ilgili bu şekilde 6 tane video oluşturmuştum şimdi biz ben daha doğrusu siteden ne kadar kazandım başlangıçta ne kadar kazandım e, artık ne kadar kazanıyorum bunlara bahsetme vakti geldi birazcık sitemiz hangisi diye soracak olursanız Google'a Dio bir yazarı ulaşırsanız sevinirim çünkü üst sıralar çıkma olayı birazcık iyi olur Dio bir yazarsanız zaten en üstte çıkıyorum Tıkladığınız zaman da siteye ulaşacaksınız. Buraları da yeniledim bilmiyorum nasıl oldu. Kişisel testler de eklemeye başladık. Umarım sizler de beğenirsiniz. Tıklar gezersiniz. Böyle bir site oluşturdum. Öncelikle ben de bu siteyi izlemeyenler için belki videonun direkt sonu serisini izlediniz. Para kazanma ne kadar kazandım yazdığı için dikkatinizi çekti. Ee, ben bu siteyi blogger altyapısıyla kurmuştum. Sonrasında WordPress'e geçtim. Yani baktım buradan gelir elde edebileceğim. O yüzden WordPress'e geçme gereği duydum. Gelirlerimi arttırayım. Güzel temalar bulurum. Temayı aralarına reklam eklemek daha kolay olacağı için ee, daha çok gelirimi arttırabilirim diye düşündüm ve böyle de oldu. Size de o yüzden öncelikle e, paranız varsa yani benim param var ben para konusunda sıkıntı yaşamıyorum ve ben bu parayı yatırdıktan sonra kaybetsen bile bir şey başaramasan bile sorun yok diyorsanız WordPress ile başlayın. Ama paramı yoldan bulmadım ben bir deneyim olursa para yatırırım diyorsanız benim gibi e, bloggerlar tapısıyla başlayıp sonrasında WordPress'e geçebilirsiniz. Ben aynı bu şekilde yaptım. Peki diyelim siteyi açtınız AdSense'e başvurdunuz ne kadar kazanacaksınız? AdSense kabul etti diyelim her şey oldu halloldu ben Diobi'den blogger altyapısıyla arkadaşlar yaklaşık olarak ilk zamanlarda günde 50 kuruş, 40 kuruşla başladım. Ciddi söylüyorum 50 kuruş, 40 kuruş. Böyle bir ay sonra falan işte 3 lira, 5 liralara gelmiştim. Hatta bu konuyla ilgili de eski Mobimen kanalımdaydı video ama oraya da şimdi geçmeyeyim durduk yere. O kanalımda da video vardı. Baktım eski videomu izledim yani bunların 2 sene önceki videomu. Günde 2 lira, 3 lira falan kazanıyormuşum gerçekten. O seviyelerden bu seviyelere geldim. Tabi bu seviyeler şu anki olduğum seviye de aşırı yüksek bir seviye değil. Şu an bir sıçrama aşamasında olduğumu düşünüyorum. Eğer site birazcık daha tutarsa e, günde daha fazla. Şu an kazandığım iki katı, üç katı kazanabileceğimi e, ben farkındayım. Öyle düşünüyorum. E, umarım da o seviyelere de geleceğim. Yani dediğim gibi blogger altyapısıyla oluşturduğum sonra WordPress'e geçtiğim sistemde ilk AdSense'a başvurduğum zamanlar günde 3-4 TL kazanıyordum. E, bu çok aşırı bir para mı değil ama öğrencilik zamanımda ayda e, günde 3-4 TL'den ayrı 100-200 lira gelecek para benim için idealdi, idare ederdi. Bunun yanında farklı yollardan da para kazanmaya çalışıyordum zaten. Sadece AdSense üzerinden değil ve dediğim gibi sadece ben öğrenci Öğrenciyim, hala öğrenciyim. E, bu para bana ideal, yeterli geliyordu. Sonrasında ne oldu? Ortalarında tabii ki bazı yerlerde para düşüş yaşadı. Trafiğimi arttırdığım yerlerde paralarım arttı. Bu böyledir. Bir gün belki 5 lira kazanırsınız. Diğer gün 15 lira kazanırsınız. AdSense işini bilenler veya AdSense'den para kazananlar zaten bunun farkındadır veya YouTube'da aynı şekilde YouTube üzerinden daha az para kazandığımız için oradan da aynı mantık işte bir gün belki 3 lira geliyor bir gün 10 lira gelecek diğer gün 6 diğer gün 20 lira zaten bu girişimcilik bu fırsatlar işte kendi işini yapma aşamasında da bu şeyler yaşanıyor yani girip de düzenli bir maaşa girmiyorsunuz. Girseniz zaten alacağınız para sabit. Ama biz bir düşük alıyorsun, bir zirvede alıyorsun, bir düşük alıyorsun, bir zirvede olsun. Farklılaşıyor. Şimdi ben şu an Diyo ne kadar kazanıyorum konusuna gelecek olursak. E, site bence gayet kaliteli, güzel, üye kısımları var. Temaya para verdim. Zaten biraz kazanmaya başladıkça siteye yatırım yapmaya başladım. Siteye yazarlar tutuyorum, para veriyorum, yazı yazdırıyorum falan filan. Bu tarz şeyler yapıyorum. Ve gelişmesini sağlıyorum. Şimdi mobil uygulamasını falan yapacağım. E, geliri ahım şahım çok 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 yüksek bir meblağ değil arkadaşlar. Ama benim için yine ideal. Yine bunun 2-3 katını böyle bir, bir sene içerisinde kazanabileceğimi düşündüğüm bir e, yerdeyim şu anda. Aylık yaklaşık olarak söylüyorum sizlere. Yine bir sayı ile bir sayı arası vereceğim. Çünkü AdSense de belli olmuyor. Bazen şu an ben o uçtum derim. Günde 40, 50, 60 lira kazanıyorum derim. Ertesi gün 10 lira kazanır kalırım yani. O yüzden sizleri büyük bir hayalin içine sokmak istemiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Birazdan da ekrana resmini getireceğim zaten. Günde 15-20 TL ile 40-50 TL arasında Genelde 25, 30, 35 civarlarında DioBin'in geliri oluyor açıkçası. Bir ekranı da resime getireyim ben şimdi sizlere. Sadece resmi verecektim de ben de bakayım sizlerle birlikte. Kafamdan sonra sayıları söylerim. Direkt bakmak daha mantıklı. Ee, yazıların, önce bir şunu direkt söyleyeyim. Bu görselin üzerinde herhangi bir oynama yapmadım. Oynama yapma gereği ihtiyacı duymuyorum zaten. Gelir neyse onu gösterdim. Bunu göstermemde de benim için bir sakınca yok açıkçası. O yüzden sil, incele tarzında bir şey yaptığımı düşünmenizi istemem. Ee, bugün şu ana kadar saat 11.55 yani bitecek ne? neredeyse. Bakın bugün 16-17 lira kazanmışız. Hani belki bir iki tıklama daha gelse 18-20 lira de. Bir günde sadece 20 lira gelmiş bugünlük. E, dün 30 lira gelmiş. Şuna bakabilirsiniz. Geçen hafta aynı günde bugün ondan 11 lira fazla kazanmışız. Yani geçen hafta aynı bugün de 19 lira falan kazanmışım yani. Dediğim gibi 15-20 TL arasıyla işte 40-45-50 TL arası kazanılıyor. İşte son 7 günde 262 lira demiş. Yine önceki güne göre 30 lira fazla yani aralarda biraz daha fazla artmış trafik ona göre daha çok kazanmışım ve bu ay 590 olmuş. Şimdilik sonrasında ne olur artar mı azalır mı Tra Trafiğin birden yok olursa belki 590'la kalırım belki trafik uçar gider bu 590 olursa ne 1590 Belli değil tabii ki ama şu anki gelirlerin bunlar olduğunu söyleyebilirim sizlere. Şunu da tekrar söyleyeyim, AdSense'de direkt niye giriş yapmıyorsun derseniz bir sürü veri var ve direkt AdSense paneli üzerinden gelirleri göstermek ne kadar doğru ben bilmiyorum. Yapanları pek de görmedim e veya benim de tercihim de değil şu anda. Ben resim olarak sizlere ekran görüntüsü aldım, hemen kırdım köşelerini. E zaten ek ekranın görüntüsünü şöyle göstereyim, şurada, tam hali burada yani. E bunu sadece bir kestim bir kısmını. Bu şekilde bu aylak 590 gözüküyor ve dün 30 lira, bugün de 20 TL diyebiliriz dediğim gibi 20 lira kazanmışım. E bu Gün içerisinde farklılaşıyor. Tıklanma oranı bir sürü parametre var. Şimdi ben size dediğim gibi niye büyük bir yelpaze içinde söylüyorum 15-20 lirayla işte 45-50 lira arası diyorum. Arada bir sürü şey var, sayı var. Neden böyle diyorum? Çünkü bazen tıklama ortalaması çok yüksek oluyor ve tık, e, tıklama başına gelir de çok yüksek oluyor. Birden 50-60 lira kazanıyorum. Ama bazen de o kadar düşük oluyor ki yani tıklama ortalaması %2-3'e düşüyor. Sonrasında tıklama başına maliyette 10 kuruşa düşüyor. E o zaman da bana gelen para 16 TL falan oluyor yani gördüğünüz gibi. Çok farklılaşabiliyor. Sizlere söyleyeceğim tek bir şey var. Şuradan önce bir sitemize gidelim. Kesinlikle burada para var arkadaşlar. Bu gelirimin dışında siteye reklam alarak da ben ekstra yazılar, makaleler yazdırarak da para kazanıyorum. Yani başkası reklamını yaptırmak istiyor. Site içerisinde makalesini yazarak para da kazanmışlığım var. Yani gelirinizi elde edersiniz. Paranızı kazanırsınız. Kesinlikle acaba olur mu, değer mi diye düşünmeyin. Değer. Bu işleri yapıyorum, biliyorum. Biraz daha uğraşırsam, kazandığım paraları biraz daha reklam için yatırır, ekstra trafik çekersem daha da çok kazanacağımı eminim ve bu işlerle de uğraşmaya çalışacağım. Umarım sizlere de teşvik olur. Girmek istersiniz. Yani ben tavsiye ederim geç kaldım mı diye soracak arkadaşlarımız kesin vardır İçinden düşünüyordur onca site var artık geç kaldım gibisinden kesinlikle geç değil ben ilk girdiğim zamanlarda şöyle göstereyim sizlere YT Mobilmen şu an baya baya burada da 15-20 bin günde kişi giriyor yani görüntülenme alıyor fazlasıyla trafik alıyor ve diyordum ki o zamanlar ilk girdiğim zamanlar cık, yok giremem çünkü bir sürü şey var site var ben bunlarla yarışamam niye benimkileri tıklasınlar tıklıyorlar arkadaşlar. Giriyorsunuz Google'da üst sıralara çıktıkça millet pek fazla isme bakmıyor. Sonrasında hatta şöyle oluyor, tıkladıkça artık sizin isminizi hatırlıyorlar. Artık sizin sitenize girmeye başlıyorlar. O yüzden pes etmeyin, geç kaldım mı diye düşünmeyin, bahane üretmeyin ve işe direkt giriş yapın diyeceksiniz ki nasıl giriş yapacağız? Zaten çok basit. Bu videodan da baş yola çıkaraktan şu seriyi izleyebilirsiniz. Eğitim serisi. Ücretsiz. Tamamen YouTube kanalımdan yayınlatıyorum zaten sizlere. Udemy'de falan ders verenler de var bu konularla ilgili ama gerek yok zaten. E buradan ben kendi tecrübelerimle birlikte tamamen anlattım sizlere. Umarım sizler de beğenirsiniz, faydalı bulursunuz ve girip para kazanmaya başlarsınız. Dediğim gibi vakit kaybetmeyin. Bir gün yarın açarım, ertesi gün açarım, şu an sınavım var, sonra açayım diye düşünmeyin. Ben bu işlere e, üniversite sınavına hazırlanarak başladım. Evet, deli cesareti üniversite sınavı vardı ve 5-6 ay kalmıştı. Üniversiteye ben kesin gideceğim dedim, nereye gidersem gideyim hani bir yere gideceğim ve bunun üzerinden bir yerden de para kazanayım üniversitedeyken dedim ve bu yollara başvurdum. Youtube'dur, web sitedir. Yani sizler de hiçbir zaman doğru zaman mı, doğru an mı diye beklemeden giriş yapmanızı tavsiye ediyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Birazcık sohbet, biraz da kendi paramı anlattım. Dediğim gibi çok çok aşırı bir meblağ değil. Ama bence küçümsenmeyecek de. Yani ekstra bir fabrikada, bir yerde, bir iş yerinde çalışırken e, bu meblağları kazanırsanız 3-4 bin lira alan, asgari ücret alan kişinin yanında bin lira daha ek geliriniz olsa çok çok daha kaliteli hayat sürersiniz diye düşünüyorum. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hepinizi seviyorum.